Efendim, birinci ilk dinleyicimiz, yani dedi kadın olsun erkek olsun eş seçimine neye dikkat edeceğiz? Efendim, kadın ehl-i sünnet dikkatine beş vakit namazını kılan birisi olmadığı müddetçe, çünkü evlilik sadece evlenmek için evlenilmez. Bir genç kız bir kadın evlenirken sadece kendine bir koca seçmiyor. Doğacak çocuklarına baba seçiyor. Din, iman veyahut da bilmeyen veyahut da fasık birisini seçti. Bir müddet sonra çocuklar olacak. Bu çocuklar işte namaz ondan sonra şey yapacak. Çocuklar bakacak. Anne sen ne diyorsun ya? Babam oruç tutmuyor. Babam namaz kılmıyor. Biz niye kılalım? Hele bir de erkek çocuksa. Yandı gülüm keden alma. Bir ömür boyu stres, aynı şekilde depresyon. Helak olur gider yani. Bir erkek de aynı şekilde ya fiziği güzel ben onu idare adam ederim falan işte düzeltirim falan filan diyerek namazı niyazı olmayan açık saçık birisiyle aynı şekilde evlendi. Bir ömür boyu onunla uğraşır. Bununla fitil fitil getirir. Bir kızı olduğunu düşün onun. Kızını açık gezdirecek. Bu diyecek hayır. O diyecek ki bir dakika sen beni böyle aldın. Değil mi? Evet. Genç kız da zaten aynı şekilde nefsi ona meyyaldir, müsaittir gençlik olma sebebiyle. Anne tarafına geçecek. Ondan sonra da Şam babasım olacak. Orada bir gürültü yani. Bir görüntü. Bir görüntü. Onun için evlenirken erkek de kızla ikisi de aynı şekilde. Oğlan da kızla ikisi de. Onu kesin. Yoksa evlenmesi farz değil, vacip değil. Farz değil, vacip değil. Cenab-ı Hak'tan talep edilirse, samimi ise Allah-u Teala ihsan eder. Ama eğreti ise ya olursa iyi olur, olmazsa gene işte biz onu düzeltiriz, iyi oluruz falan filan. Onların hepsi hikaye. Ondan sonra da öleler var bize. Şahitsiniz işte. Burada sizi de zaman zaman bizim Bahattin Bey'i de burada kime ulaşılırsa dertlerini anlatanlar var. İşte kocam şöyle, kocam böyle işte ne yapayım, ne edeyim falan. Hatta bir tanesi dedi ki işte böyle birisiyle evlenmiş bak demiş bana işte şart olsun veyahut da seni boşadım gibi laflar söyleme nikah olsun. Ne olur demiş o zaman nikah olsun. İyi o zaman demiş işte 3'ten 9'a demiş şart demiş yapmış seni boşadım demiş. Diyor ki şimdi ne olacak? Bizim oralarda derler ölünü kör olacak sana bir düştüydü onu söylettirmek değil mi? Adam fasık zaten. Zaten tercihini yanlış yapmışım. Bir de adamın din gayreti yok. Böyle bir şeylere ehemmiyet vermiyor. Belki de imanı yok. Sen kalkıyorsun aynı şekilde en son söyleyecek şeyi başında söylüyorsun. O da böyle söyledi. Ne olacaksa olsun bakalım. Adamın umurunda bile değil. Nikahlıymış, nikahsızmış falan. Ona itibar etmiyor ki. Dini nikahı da itibar etmiyor ki. Allah böyle muhafaza buyursun. Onun için o konuda çok hassas davranmamız lazım.